Korktu. Yok korkma. Yok. Korkuyorsun değil mi abi? Işıklar verir mi? Evet. Tamam. Gel. Ben bana bir resim çeksin. Yok ya, şimdi ne yapalım? Demir temini nereye koydun? Yok ya. Hepinize koydun o zaman. Tamam öyle mi? Tamam. Seni çık bırak kısa. Kapatın. Sağolun. Şöyle yapalım arkadaşlar, ben bu çaresini buldum. Yok, Cen 29'unda Çaykara'dan bize getirildi. Orada bir vatandaşın elinde 10 gün kadar beslendi. Söylediğine göre bulunduğunda 5-10 günlüktü. Kendisi öğünde bir çay bardağı süt vererek 3-4 öğün besliyordu. Bize geldiğinde yarım litre süt içer vaziyetteydi öğünde. Sabah öğlen saat 5, 8.30 ve 12'de olmak üzere 4 öğün süt. Süte bal katıyoruz. Geçiyor. 2 litre. Tabii. 2 litre civarı diyelim. Peki, 5 kilo civarıydı. Şu an 7 kilo civarı. 7 kilo civarı. Burada bazı koruyucu hekimlik tedbirleri uyguladık. Şöyle ki, doğadan geldiği için doğa daha sterildir, orman. İnsanların toplu halde yaşadığı yerler, evcil hayvanların da toplu halde yaşadığı yerlerdir ve mikrop trafiğinin çok olduğu yerlerdir. Yani şehirlerde, insanların yaşadığı yerlerde, toplu hayvanların yaşadığı yerlerde mikrop doğadan daha fazladır. Bu vesileyle burada mikrop kapabilir endişesiyle uzun etkili antibiyotik de koruyucu koruma altına aldık. Bu şekilde sağlık güvenini de böyle sağladık. Karacabey'deki Ova Korusu Ayı Rehabilitasyon Merkezi'ne. Tabii parmağımızı emzirirken dişlerini artık hissediyoruz. Damak dişlerini dahi. Dişleri de büyüdü, güçlendi. Zıplıyor. Mesela zıplamayı yapamıyor. Tipik ayak zıplaması vardır, dans eder gibi. Öfkelendiği zaman, yalnız orada çok kaldığı zaman strese giriyor haliyle. Bayağı havaya doğru zıplıyor. Orta boy bir çoban köpeğe çok rahatlıkla boğar. Ayıların başka ayı yavrularını yeme alışkanlığı var. Bu bazı hayvanlarda var. Mesela kurtlarda yok. Kurt bir anne başka kurdun yavrusunu sahipsiz bulduğu mu emzirir, bakar. Ayılar öldürüyor. Kedilerde de böyledir kısmen. Kedi mesela kolay sahiplenmez. Erkek kedi, hele yavru kedileri boğar. Ama mesela bu aylar da böyledir. Bazı hayvanlar da öyle değildir ama bunlar böyledir. Da bunun yaşama süresi 2-3 gün ancak olurdu. Şimdi bu ayılar otla beslenebilir ancak bu otla beslenme alışkanlığına sahip değil. Şimdi bunu doğal ortama bıraksaydık ölecekti. Bir insanın elinde büyüseydi o da bir süre sonra bunu besleyemeyecekti. Büyüdükçe gıda tüketimi artacak. Bırakacaktı ormana. Evcil hayvan orada o yaylada ormanda insanları gördüğünde yaklaşacaktı. Oynamak için, yakınlık kurmak için, alıştığı için. Ama insan bunu bilmediğinden vurup öldürecekti bunu. Bu risk de var. En iyisi de bu ayı rehabilitasyon merkezidir. 70 civarında ayı var orada şu an. Tamam. Ne oldu? Ne?